Fenerbahçe TV'den herkese mutlu günler yaşa Fenerbahçe programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi değerli konuğumuz Ahmet Bulut'la beraberiz. Fenerbahçe gündemini, sporun ve futbolun gündemini konuşacağız. Ahmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmetocam. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Hem bizim takımlarımız tabii Ameli takımımızın Euro 2024 vizesi alması, Almanya vizesi alması hepimizi mutlu etti, gururlandırdı. Tabi yine takımlarımız branşlarında futbol takımımız yoktu milli aradan dolayı ama basketbolda EuroLeague'de çift maç haftasını galibiyetle kapattık. Güzel bir haftaydı. İsterseniz milli takımımızla başlayalım. başlayalım. Euro 2024 vizesi. Hırvatistan ve Letonya galibiyetleri. Evet. Milli takım e, bir dokunuş oldu. Teknik direktör Montella'da. değişti. Montella değişti. Çok direttiler e, Kuntuz'un e, görevini bırakmasını. Ayak sürüdüler. Ama sonuçta aklı selim galip geldi. Ben çok iyi bir milli takım izleyicisi değilim. Onu söyleyeyim. Hani e, burada konuşuyoruz ama hani şey yalan söylemeye gerek yok. Ama iki maçı Dört gözle izledim tabiri caizse. Çünkü niye? Montello gelip adaletli bir takım yaptı. Aday kadro yaptı. Ve onun da hemen direkt sahaya yansımasını gördük. Yani bu kadar basit aslında. Ama söyledik daha önce yine söyleyeceğiz. Bazı tekrarları yapıyoruz. Türk futbolu 30 yıldır, yani 25 yıl aşkın malum camianın tahakküm altında. Onların şımarık egolar altında. Futbol federasyonu yönetimlerinde, futbol milli takımı antrenörlük, teknik direktörlük seçimlerinde, futbol milli takımının kadrolarının şekillenmesinde, aleni müdahaleleri, fütursuzca davranışları vardı. İşte daha önce konuştuk uçakta gazeteci dövmeler, prim tartışmaları falan filan. Şimdi Montella'nın futbol aklı, o samimiyeti, güler yüzü ve iş disiplini ve Türkiye'yi iyi tanıması çalıştığı için Adana Demirspor'da evet. Spor'da çok güzel bir enerji gelmiş ve güzel iki galibiyet aldık hakikaten. Uzun süre sonra ben doya doya milli takım izledim. İnşallah bozulmaz. Bundan sonra da milli takımı bu başarıların devamını artarak görürüz. Tabii özellikle Hırvatistan galibiyeti hepimiz çok, çok önemli mutlattı. tabii. Çok Hırvatistan önemli. çok önemli bir rakip çünkü. Tabii bizim oyuncularımıza da değinmekte fayda var. İsmail Yüksek müthiş bir performans gösterdi. Zaten takımımızda çok iyi oynamaya devam ediyordu. Milli takımda bunu artırarak sürdürdü. Samet Akaydın e direkt ilk 11'e girdi. Stoperde hem Hırvatistan maçı hem Letonya maçı Performansı da çok iyiydi, mücadelesi de. Zaten Montella'da maçlardan sonra hem İsmaile hem Samet'i övgüyle söz etti onlardan performanslarından, evet. mücadelesinden. Hatta bası toplantısında Letonya maçından sonra dikkat etmişsinizdir. Bir muhabirin sorusu vardı. İsmail eleştirmeye çalıştı Kim ama. Kim o arkadaş ya? TRT'nin muhabiri değil mi? Yani evet ismini şimdi... Evet konuş, konuşmuş mu? olmak için konuşuyor herhalde. Ama Montello çok güzel bir cevap yani verdi. Düşünebiliyor musun? Bu kadar işin içinde bile, bak bu kadar başarı hikayesinin... Evet, tarihi bir başarı yani bakıyor. orada bile yani başka bir iğneli soru var ya. Yani yine Fenerbahçe futbolcusu üzerinden soruluyor. Şimdi kendi futbolcularımızı konuşacağız ama yani milli takım hepimizin milli evet. takımı. Galatasaraylı futbolcularda Barış Alper inanılmaz performans gösterdi. Kerem Aktürkoğlu yani milli takımda kulüpçülük yok. Eyvallah yani ama samimiyeti görmemiz lazım. Montella onu gösterdi. Hırvatistan'a yani neredeyse pozisyon vermedik yani. Çok, Çok iyi bir net, oyun net kaldı. bir oyun oynadık. Şimdi bu İsmail Yüksek Türkiye'de futbol oynamıyor mu iki yıldır? Tabii ki. Neredeydi daha önce? İşte Fenerbahçe'nin performansını arttırarak o, devam ediyor. İsmail'in pozisyonda yıllardır denenen isimler oynuyordu değil mi? Evet. Ya iyi, onlar da fena topçu değildi ama burada yükselen bir değer var. Şimdi ben söyledim diye demiyorum. Sen de söyledin. Biz buradaki yaptığımız programların ilkinde ben İsmail Yüksek için olacak mı olacak falan demedim. Deplasmanda oynadığımız bir Avrupa maçıydı herhalde. Gol attı maç mıydı? Ondan sonra konuştuk herhalde. Yani oldu Rimpi artık maçı. İsmail. Yani gol attığı için değil. İsmail oldu yani. Olacağı falan yok. Bundan sonra süsleme yapacak İsmail. İsmail şu anda Avrupa'nın en önemli altı numaralarına. Pozisyon altı ama altılık iş yapıyor. 8'lik işi yapıyor. 10 numaralık işte iş yapıyor. İki ayağını da kullanıyor. İsmail çok önemli bir futbolcumuz. Bak geldi Montello hakkını teslim etti verdi. Samet Akaydın. E, ya şimdi futbolcuları e, türbünde bizde yaparız yani. Ama sonra aklı Selim böyle düşününce yani sakin kafayla bir teknik direktörün oynattığı oyun sistemiyle futbolcunun becerisinin çok alakası vardır. ya e, Adana Demirspor'da Spor'da Samet Akaydın çok düzgün top oynuyordu. Ben Adana Demirspor maçlarını da izlerim. E, Akdeniz'de olmam sebebiyle, e, bölge takımı olma sebebiyle. E, biz geçen sene çok riskli bir top oynuyorduk Cesus'la. Yani çok bir geniş alan bırakıyorduk. Yani ben oradaki sizin yani. stoperleriniz e, Kim ile Ramos değilse her stoper hata yapar. Kesinlikle. Ama bu sistemde Samet de oynasa, Serdar da oynasa, hangi ikili oynasa değişerek fark etmez. Çok fazla sırıtmaz Fenerbahçe'nin bu, bu seneki sisteminde. Ve milli takımda aynı Fenerbahçe gibi kompak oynattı. Yani İsmail Hoca'nın oyun ezberi de biraz milli takıma bence yansımış. Fenerlisi, Galatasaraylısı o giren çıkan bütün futbolcular hakikaten çok özverili, çok disiplinli oynadılar. Mükemmel bir galibiyetti. Dolayısıyla biz Fenerbahçelilerle bu Samet Akaydın üzerinden, İsmail üzerinden bir mesaj verelim. Yani biz kendi topçularımızı itibarsızlaştırmakta biraz şeyiz yani. Acımasızız. Evet, yani işte görüyoruz. Hakkını teslim etti. Takır takır oynadı Samet Haftanın 11'ine falan seçilmiş herhalde. Evet, şey, elemelerde Euro yani 2004 İsmail elemelerinde. İsmail'in istatistikleri felaket. Yani Afganistan yani, maçında en çok top ya, kapan, en e, çok mücadele kazanan. Tabii tabii herkes okuduğu kazanmak. için şimdi rakamları tek tek söylemeyelim. Evet. E, Modriş'ten de e, daha fazla top kapmış. Öbür oyuncunun adını bilmiyorum. İkisinin toplamından daha fazla e, mücadele vermiş. Çok koşmuş. Dolayısıyla milli takım ama bir eleştiri yapacağım. Madem öyle hani evet. e, aklıma geldiği için ya ben çok iyi bir izleyici değilim ama. Yani, ne zaman izlesem bu Hakan Çağlan arkadaşlar çok fazla bir şey göremiyorum. Bunu niye söyledim madem bu kadar iyi şeyden sonra diyorum. Yazılanlar, çizilenler var. İşte futbolculara bağırıyormuş, işte bazen seçimlere karışıyormuş falan filan. Kardeşim oynadığın futbol kadar karış. Kaptalınlık pazumantı sana ayrıca bir şey yapmana, yani onu sana hak göstermez yani. Yani bir iki katıyorsun olmuyor. Arapa satıyorsun olmuyor. Golün yok. Kafa topuna çıkmıyorsun. İstatistiklerde yoksun. Yani şimdi e, tamam sen Inter'de oynadın, Milan'da oynadın da yani buradaki futbolun yeterli değil. İyi topçumusun, kesin iyisin, kalitelisin. Ama yani bir, bir tahakküm olmaması lazım. yani Montella o ezberi de bozması lazım. Yarın Arda iyileşirse Arda'yı oraya koy, İrfan Can orada oynar. Manisa Cengiz iyileşiyor, abi. Cengiz İrfan'ın pozisyonuna geçer. Yani bunu da söyleyelim de, yani milli takım tam böyle düzelmeye başlamışken hala eskiden kalan kırıntılar devam etmesin yani. Yani o konuda size katılıyorum. Hakan Çalanoğlu'nun ne yazık ki milli takımımızda o verimliliği yok. Çok altında. Yok, ee, o zaman hak eden bir oynayacak orada canım. Yani orada torpil yok. Oldu. Bak yıllardır olduğu için milli takım koptu halktan. Türbinlerden yani gönüllerden uzaklaştı. Şimdi evet. oradan tekrar yer ediyor. O sistemi bozmamak lazım. Aklıma geldi hemen Mehmet Ekşi, Mehmet Büyük Ekşi ortaya evet. çıktı bu iki galibiyetten sonra. Ya ne diyecek diye dinledim, dinledim, dinledim. Yine bir şey yok ya. Logoyu değiştiriyorlarmış falan. Türkiye Ligi'nin logosunu. Evet, kurumsallıktan Kurumsallık, marş, murş falan filan. Ya hoca bir şey desene sen bu hocalarla ilgili sayın başkan. Yani hakem hataları falan filan. Yani biz üç tane bir şampiyon yapacağız? Üç tane bir. Yani şimdi bunlar boş laflar sayın başkan. Yani çık. Evet Avrupa'da da oldu geçen. Bariz bir hata oldu. Burada anlattık. Ne? Özür dilediler ya. Evet Liverpool. Özür dilediler. Maçın. E sen özür dilemeyecek pozisyonda değilsin. Özür dile ya. Çık. O hakemi de al yanına. A Fenerbahçe yapılan için Fenerbahçe çıkan hakem özür dilesin. Galatasaray, a, Beşiktaş, Trabzon'a varsa onlar da özür dilesin yani. Doğru evet. Maalesef olmuyor tabii. <laughs> Milli takımın ardından biraz Fenerbahçe Beko'dan da söz edelim ufak. Euroleague'de çift maç haftasını güzel geçtik. Panathinaikos ve Azvel galibiyetleri. Onu nasıl yorumlarsınız? Güzel gidiyor takım. Ee, özellikle sen, iç sahada ve taraftar da çok sahiplendi basketbol takımını. Evet ben e, de, futbol takımı e, gibi kötü bir de basket seyircisiyim. Basketbol seyircisiyim. Onu da daha önce söyledim. Seni izliyorum artık. Sen orada da yoruluyorsun. <laughs> e, dün gece de geç ayrıldığını biliyorum. E, Valla basketbolu ben televizyondan seyretmeyi izliyorum. Dün ilk yarıyı kaçırdım e, ama ikinci araya yetiştim. müthiş bir geri dönüş en oldu. E, ben basketbol konusunda derin e, analiz yapacak yeteneğim ve bilgim yok ama dünkü maçta Kalayates'in iş ahlakına, saygı, liderliğine. liderliğine büyük saygı duydum. Yani biz onun yerine oyuncu aldık, sakatlandı, gönderilecek denildi ama takıma dün gelmiş gibi ve evet. böyle genç bir oyuncu kıvamında, enerjisinde çok şey kattı. Yani ona ayrıca parantez açalım. E, Fenerbahçe Beko'nun genlerinde var zaten geri dönüşler, mücadele etmek. İnşallah bu sene bir Final Four falan yaparız. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Hepimizin dileği o. Tabii hafta arasında <laughs> maç yoktu ama milli takım arası nedeniyle İsmail hocamız, İsmail Kartal, teknik direktörümüz bir basında sohbet toplantısı yaptı. Orada önemli konulara değindi. Onu da takip ettiğiniz biliyorum. Neler söylersiniz, nasıl buldunuz o toplantıyı da? Ya şimdi İsmail Hoca bir kere sağ içini çok önemli bir bölümde hallettiğini kendi de söylüyor, biz de izliyoruz ama tabi devam eder o iş bitmez. Şimdi e, nerede duracağını, konuyu nerede keseceğini, nere, hangi işlerin yönetimin olduğunu, idarecilerin olduğunu bilerek ve altını çiziyor her konuşmasında. Güzel bir sohbet yapmış. Evet. Ben hayran kaldım. Şimdi niye hayran kaldım? Yani böyle çok flash, çok böyle e, mahşetlik bir şeyler söylemiş mi? Dikkatli başka gözle okursanız, izlerseniz çok güzel şeyler söylemiş. Yani yine daha önce programlarda söyledik. Fenerbahçe'de teknik direktörleri yapmanın bence ilk üç özelliğinden bir tanesi yüksek egolu futbolcuları yönetebilmektir. Kesinlikle. Evet. Taktik bilirsiniz, analiz yaparsanız, yerinde müdahale edersiniz, oyuncu değişikliği yaparsanız, hepsini yapabilirsiniz. Çünkü artık büyük bir ekip eskiden teknik direktör yardımcısı olurdu. Kalejan turnülü bile yoktu. Evet. Sonradan ortaya çıkan hadiseler bunlar. Şimdi orada benim İsmail Hoca'ya hayran kaldığım şeyler şu. O kadar içi dışı bir ki yani. Samimi olarak. Samimi olarak. Samimiyet bulaşıcıdır. Çok çabuk bulaşır. Yani İsmail Hoca'nın da en büyük özelliklerinden biri gayet hiç Kibir yok ego yok ben Fred'le oturup konuşuyorum diyor tadı işte evet, futbolcularla kısmını tartışıyoruz de, Fred konu kısmına <laughs> evet çok güzel anlatıyor çok, çok güzel ama yapayım. çok içten, samimi yer yani. konuşuyoruz diyor en uçlara kadar gidiyoruz diyor belki belli tartışıyorlar belki evet. hoca şöyle olsun diyor belki olabilir diyor sen haklısın diyor Haksızsın diyor bu çok güzel bir şey ya yani ben futbolda oyuncuyla futbol tartışmam işte ben teknik direktörüm falan filan yani bunlar yok bizim o ıı, Türk futbolunda ıı, Bizde de yaşandı yani. Evet. Başkasının örnek göstermeyelim. Geçen programda da söyledik. Geri almayalım o konuyu. Yani o Fred manşeti çok düzgündü. Bir takımın genel aile havasını yansıtır onlar. Yani İsmail Hoca e, bu basın toplantısını bence bu milli maç arasında yapması da iyi oldu. Ben çok e, beğendim. Ağzına sağlık hocana. Ya basına sohbet gibi oldu. O açıdan da bir samimi ortam oluştu. Böyle klasik bildiğimiz basın toplantısından değil ziyade, değil evet. Ben, medyayla sohbet oldu. Sohbet gibi yani şey e, oturma şekli bile bir samimiyet. Hani öyle çok evet. e, hani siz karşıma geçin ben. Evet. E, evet Yani aralarında oturmuş gibi bir İsmail Öyle bir resmiyeti hocam. yoktu. Klasik bir resmiyet yoktu. İsmail Hoca'nın bu şeyi bu. Yani e, fıtratında bu evet. tür e, doğaçlama e, samimiyetler var. Allah da gönlüne göre verir hepimizin inşallah. İnşallah bu sene şampiyonluk da olur. Tabii önemli konularımız var. Onlara geçmeden evvel en son bir Hatay spor maçımız olacak şimdi pazar akşamı. Ligde yeniden ara bitti. Evet. gece geri dönüyoruz. Ligde zaten lideriz, iyi gidiyoruz. İnşallah Hatay'la <laughs> Çıkatiköy'de... İnşallah. Neler Milli maç sonraları hep bir sıkıntı olur. Yani bir ufak tefek... işte Herhalde ama bolcularımız sağlıklı döndü. Değil mi? Evet, Allah'tan sakatlık, yok, sakatlık çok şükür, yok çok şükür. Hatay... Ben izleyemedim maçlarını ama belli... Puan durumundan ve mağlubiyeti yok herhalde. Namalup takımlardan, takımlardan bir tanesi. Evet. Ee, Volkan Demirel... Bizim camiamızın değerli bir ismiydi. Ama rakibiz pazar günü. Tabii ki evet. kazanmak istiyoruz. Ee, i̇nşallah bir aksilik olmaz. Aynı gün derbide, basketbolda derbi de var. Galatasaray'a konuk olacağız. Fenerbahçe Beko. İnşallah oradan da güzel bir galibiyet çıkar. Evet. Galatasaray şey, sahasında olur. değil evet, mi? Sinan Erdem'de oynanacak maç. Saati çakışıyor bunun? Yok. Hatay maçı 19'da başlıyor. Basketbol maçı 20-30'da derbi. 20-30 o zaman. Yani yetişiriz. futbol hemen biter bitmez gibi olacak biraz. Evet öyle olacak. Onlara da başarılar dileyelim. Tabi Ahmet abi önemli konular da var. Onlara da biraz başlamak lazım. Önce başkanımızın bu PFDK'dan aldığı ceza da var. Ya şimdi 45 gün 45 gün hakma evet, hak ya maliyetim. şimdi ya bir yerde adaletli olun ya. Ya penaltıda adaletiniz yok. Offside'de adaletiniz yok. Faullerde adaletiniz yok. Ya bu cezada bari bir bakın ya. Deyin ki yani değil mi ya bir iki say hani iki sayfa geriye git. Geçen sene bu ligi oynatmam diyen adama 21 gün vermişler. Evet 21 gün sadece. E, ligin başında maçtan sonra çıkıp canlı canlı Dursun Özbek. Dursun Özbek. Konuşmaya kazandığı maç. Rakibin de aleyhine yapılan hatalar var, kendilerinin de var. Ama öyle bir maçtan sonra 50 yıldır futbol izliyorum, böyle rezalet görmedim diyen adama sadece para cezası. Ali Bey gayet, yani ortalama bir spor kulübü başkanının yapabileceği eleştirileri yaptı. Bilgiye dayalı şeyler söyledi. Ege grubu var dedi, İzmirliler var dedi, işte Koray Genceller, Alp belli bir çete var. Onların isimlerini verdi. Bunlarla ilgili etik kurulu çalıştıralım dedi. E sen çağır Ali Bey'i. Bir, bir Dinle bir kere yani. Cezayı vermeden önce etik kurulu bir çalıştır. Al işte sen etik kurulu çalıştır diyordun. Ben seni etik kuruluna davet ediyorum de. Çağır Ali Koçu. Elindeki belgeleri sor. Niye böyle dedin kardeşim de. Sayın Başkan de. Bir şey de. Ondan sonra ceza ver. Niye 45 gün ceza veriyorsun ya? Yani? Bak burada da adaletleri yok. Ya sanki böyle hazırda bekliyorlar mı? Aynen öyle ya. Bir cümle kursun hemen ceza verelim. Aynen mi? öyle. E işte ondan sonra da çıkıp ben yok ligin logosunu değiştirdim. Marş yazdırdım falan filan böyle yani. Ya ben her zaman söylüyorum. Bu ligin adı süper. Sadece maalesef. Bravo. Yani adı süper. Kendisi süper değil. Olmaması için de gayret ediyorlar ama. Evet. Olmaması için de gayret ediyorlar. Yani bir yerden bir başta ya şu adalet dağıtmaya. Yani bunu sadece hakem hataları dünyanın her yerinde oluyor diyerek kapatamazsın ki. Bak şimdi konuşacağız. 2-3 gün önce, 2 gün önce Erden Timur konuştu. Ortada çıt yok mesela. Cevap yok. Federasyondan bir şey yok. Önemli iddialar var. Şimdi biraz sonra geçeceğiz. Ama yani böyle körleri sağırları oynuyoruz yani. Yani o konu tabii hani başkanımızın konuştuğu Sözcü TV'de de çıktığında hürriyete de güzel bir açıklamaları vardı görmüşsünüz evet, tam evet. sayfaya yakın. Orada da zaten Erden Timur'un iddialarını tırnak içinde yalanlarını da çürüttü. Ona aynı baştan şekilde. başlayalım evet, ama. Onu ikinci bölümde geçeceğim evet, ama ona. biraz evet. konuya değinmek istedim. Çünkü şöyle başkanımız ya da bir yöneticimiz konuştuğunda biliyorsunuz sezon başında da Selahattin Baki aynı şekilde ceza verdiler. Yani sanki bir cümle çıksın da hazırda bekliyorlar hemen ceza yazalım. cezayı da Tabii razıyız. Kredi memuru gibi yani. Böyle. da razıyız. Birine para cezası birine 45 gün hak mahkumiyeti veremezsin. Birine 21 gün birine 45 gün veremezsin. Ona da razıyız yani verme demeyiz. Varsa kitapta suçu vereceksin ama adaletli ver ya. Yani saha içinde hakemlerden saha dışında da bu tip konularda hep bir olacak? adaletsizlik Nasıl konu? olacak peki yani? Yani milli maç arası dedik ama çok yine rahat bırakacağız. Yani. İşte o şey haberci şey neyse muhabiri. İşte İsmail yüksek sanki bu maçta daha kötüdü. Evet. Neyi hangi maçı seyrettin kardeşim sen ya? Ya bir de Euro 2024 vizesi salıveriyor. Olacak uç, bir iş coşku değil var. ya. Olacak iş değil. ya. Allah'tan hmm. sordu adam İtalyan vicdanlı adam da düzgün cevap vermiş. E, tam da, hatta çok güzel cevap verdi. Muazzam oynadı dedi. <laughs> Muazzam İsmail oynadı yüksek. dedi. Yani utanır insan ya. Vallahi utanır. Ya bu utanma duygusu çok önemli ya. Çok. Yani önemli. Onu zaten hep konuştuk. İnsan utanma duygusunu kaybeder, Her şeyini kaybediyor da maalesef bu konuları nasıl aşacağız bilmiyorum ama yani sezonu çok başındayız hala. Ee, biz biz zorlaya zorlaya aşacağız yani. Bize kimse yardım etmez. Ya umuyorum biz zorlanmayalım da yani, yani o konuda camianın çok sağlam ve sıkı sağlam durması olması lazım. lazım. Az sonra geleceğiz o konuya. Tabii o konusu Evet. biraz başlayacağım araya gitmeden evvel de zanyolu konusu bayağı tartışıldı sadece ülkemizde değil dış basında da takip etmeye çalıştım İngiliz basında da çünkü Aston Villa'nın oyuncusu olduğu için şu anda Aston Villa forması giydiği için bu illegal bahis İtalya basına da yansıdı eski Roma oyuncusu çünkü siz nasıl takip ettiniz ya bir ortada bir sıkıntı var çünkü herhalde bu birkaç oyuncunun karıştığı bir şey doğru evet, mu böyle biraz çete çete atıyorum. gibi ama tabii daha yargılama süreci de devam ettiği tamam. için şimdi aslında hani konu ıı... Türkiye'nin dışına gelişmiş. Evet. Ama bu futbolcu Türkiye'de bir yıl top oynadı. Hatta çok daha yeni 2-3 ay önce buradaydı. Tamam. Hangi kulüpte oynadı? Galatasaray'da oynadı. Herhalde kiralık gitti değil mi oraya? Satın alma evet, opsiyonu kralık. falan evet. filan var. Karışık bir sözleşmesi var. Ama şu var. an kiralık. Tamam. Hali hazırda. Şimdi ben yani bu konuda dikkatimi çeken şey şu. Onu bilin ama İtalyan polisinin kimseye, yani ilgileniyorsa federasyonun işleri Biz o konuda bir, bir çıkar. İnşallah da yapmamıştır yani. Ee, sıkıntı şu. Bu futbolcu eğer Fenerbahçe'nin futbolcusu olsaydı. Türkiye gündeminde nasıl girerdi? Ya, evet, Ben dikkat ettim. Bir haftadır sürüyor değil mi? Evet. Bu adamın Galatasaray formalı resmi yok. Aston Villa'lı ya da Romalı. Ya Romalı ya Aston -Villalı. Bak tebrik ediyorum arkadaşlar. Vallahi billahi tebrik ediyorum. Bak içimden gelerek söylüyorum. Bu nasıl bir örgütlenmedir? Biraz sonra geleceğiz. Örgütlenme dedi ya Erden Timur. Ya helal olsun yani. Bak helal olsun. Galatasaray'ın kiralık topçusu. Geçen sene burada oynamış adamın. Sarı kırmızı formalı resmini basmıyorlar abi. Neden yapıyorlar acaba? bunu? İşte bu akıllanmamız gereken mevzu bu. 3 Temmuz günü daha ikinci gün Aziz Bey'in emniyetteki fotoğrafını bastı bu şerefli Türk basını. Anladın evet, mı? Şimdi etsin. masumiyet karnesi diyenler var. İnşallah masumdur ya. Genç bir çocuk. Masum olsun. Ben istemem ki onun Yok bahis benim ne, ne çıkarım olabilir yani. Ama utanmadan, bak tekrar aynı lafı utanmadan. Yok işte daha bir şey belli değilmiş. Yok Galatasaray'ı menajer kandırmış, aslında Roma'dayken yapmış. Galatasaray, tamam Galatasaray'ın ilgisi de yoktur. Onu da bir şey demiyorum. Ya bu kadar resmin görüntünün içinde bir tane Galatasaray forması olan resim yok. Tebrik ediyorum. Ama şu dikkatimi çekti Ahmet abi. Baş başka bir şey söyleyeyim sana. Şimdi aklıma geldi. Bizde oynayan Sezer Öztürk diye bir futbolcumuz vardı. Allah kimsenin başına vermesin. Adli bir olaya karıştı o arkadaş. Evet. Ya günlerce Fenerbahçeli forması formalı resmini basında kullandı. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta Başakşehir'e gitti, Eskişehir'e Eskişehir e falan filan. Ya geçmiş olsun arkadaşlar. Allah kimsenin başına öyle şeyler vermez. Şimdi aklıma geldi. Ya bu algı operasyonlarında bile çok başarılılar ya. Helal olsun ya. E şimdi dediğim gibi bizim üzerimizden olsaydı bu iş yangın yerine çevrilmişti ya. Şimdi bizde 3 Temmuz'da şüphe yeter diyenler Zanyola olayı konusunda masumiyet karinesini sorguluyorlar. Evet. Yani o ama bazı muhabirler var dikkat etmesinizdir. Ya, Onlar da ilginç beni şaşırttılar. E, kefil olamam diyorlar zaten yolu konusunda mesela. Birkaç tanesi o yapmıştır canım. Ya ama beni şaşırtan isimler ha, yaş, normalde. Yaş şaşırtan isimler mi? Evet yani Erden Timur'un e, whatsapp mi? mesajlarını atanlar şu anda tam tersi açıklamalar da yaptılar. Bildikleri bir şey mi var acaba? Yani bilemem kefil olamam dediklerine evet. göre e, demek ki onların da... İnşallah onlar da bir hafta Selim'e dönerler. Yani inşallah keşke dönseler ama dediğiniz konu o. bu biraz algı işte. Hep sezon başında konuşuyoruz Ya yani küçük ama. bir olay. Yani benim için küçük bir olay yani Zaniye Lal'ın bahis işi. Bana ne, bize ne yani araştırırsan ama beni ilgilendiren tarafı bu. Yani bizim Fenerbahçe futbolcusu olsaydı, yolu buradan geçseydi bu olay Türk basınında nasıl köpürtülürdü bir hayal edelim. Çok ciddi sıkıntılar olurdu. Aynen öyle. Yani hatta öyle yalan haberler çıkardı ki bazı bizim oynadığımız maçlarda var derlerdi. Neler derlerdi? Ne yalanları ortaya atılırdı? Yaptılar bize 2011 kupasında neler yaptılar yani. Sahte tapeler, sahte laflar, sahte görüntüler hepsini yaptılar. Ya onu da zaten birazdan ikinci bölümde konuşacağız. Erden Timur'un o e, yalanların evet. nasıl tek tek çürütüldüğünü. Hem Hürriyet gazetesinde Ali Koç'un, başkanımız Ali Koç'un açıklamaları, Lale Orta'nın açıklamaları yine. Ya olacak iş değil. Ya mesela e, zamanımız varsa ilk bölümde şunu da söyleyeyim. Mesela geçen yine görüntüler geldi. Galatasaray Divan Kurulu bu ya. Dursun Özbek konuşuyor. Diyor ki bir konuşmacıya, biri çıkmış eleştirmiş. Falan bey diyor, az önce konuştuklarınız diyor, beni çok rahatsız ediyor diyor. Galatasaray gayrimenkulleriyle ilgili sözleriniz benim elimi kolumu bağlıyor. Rahat çalışamıyorum diyor. Evet. Ya bu bir itiraftır. Bu bir ihbardır. Ama... Bu ne demek yani... Galatasaray'ın hangi gayrimenkulü var da Sayın Başkan sen hangi işlemi yapacaksın? Tapuya gittin de işlerini mi yapmadılar. O zaman illegal bir iş yapıyorsun sen yapacaksın. Eleştirmiş çünkü demek ki arkadaş. Evet. Biz her şeyi açık açık konuşuyoruz. Bak burada okulumuz var. Bize 20 sene vermediler. Biz çıktık her divan kurulunda eleştirenler oldu. Çıktı başkanlar yöneticiler cevap verdi. Kongrelerde eleştirdik. Ya niye alamıyoruz, niye vermiyoruz? Herkesin önünde konuştuk. Siz niye ürküyorsunuz yani? Bir şey mi var Florya'da? İşte Kemerburgaz'a gittiniz, ne bileyim Riva'da bir şeyler mi var yani? Neyi siz yaparken eliniz kolunuz bağlanıyor siz bir eleştirince? Bir tane üye çıktı. Çok dedi şey bir bilançomuz var düzgün olmayan. Her tarafı yanlış dedi. Yani şey bir yaşlı bir üye hani bilgili, tecrübeli bir üye belli. Mesela bunlar falan hiç konuşulmuyor. Sezon maçı işte da Fatih Altay'la. Onlar hiç konuşulmuyor. Ee, Bu medyada Fenerbahçe üzerinden kendilerine pay çıkartan bir sürü bizim bizinden görünen arkadaşlar falan hiç i̇şte bunlar haber yapıyorlar mı konuşuyorlar ya. mı Maalesef. yok ikinci bölümde zaten detaylı konuşacağız Ahmet abi evet. izninizle bir kısa araya gidelim Yaşa Fenerbahçe programında kısa bir ara vereceğiz daha sonra tekrar beraberiz Yaşa Fenerbahçe programına kaldığımız yerden devam ediyoruz evet Ahmet abi önemli konularımız var ikinci bölümde özellikle Erden Timur konusunu ben artık açmak istiyorum önemli haberler var önemli bilgiler var neler söyleyeceksiniz siz isterseniz bir giriş yapın Şimdi çünkü yalanları <laughs> yani iddiaları çürüyor tekrar. Yok yok yok. Baştaki söylediğin daha güzel. Ee, o gün Panathinaikos maçı vardı bizim. Evet, alakası e, Tabii ki maçımızı izledik yani. Ondan sonra son ben yarım saat 45 dakikasını yakaladım. Sonra da işte kısa kısa başlıklarına, e, ne dediklerine baktım sosyal medyadan gelen bilgiler falan. Şimdi bir kere onu Gürcan Bey, Gürcan Bilgiç herhalde dün söyledi veya yazdı, onu gördüm. Bir kere Beşiktaş maçından önce çıktı, bir akıllılık yapmış. Beşiktaş maçını garantiye aldı. Bak, evet. çok akıllılar. Derbi. Tebrik ediyorum. İnanılmaz inanılmaz akıllılar. Zekaları iyi. Fakat kötü tarafları bizim zekamızla da alay ediyorlar. O bir zakaret, bir zakaret ettirmeyiz kendimize yani. Şimdi böyle hani eskiden masalları vardı yani ya, kırmızı şapkalı kız falan işte. Evet. Kurt yatmış işte. Hatta kuzu postuna bürünmüş kurt. Bu Erden Timur'u ben sıkıntılı gördüm. Çok tanımamadım ama sıkıntılı yani böyle itirafçı olmadan önce yapılan güzellemeler yaptı. Belki itirafçı olacak yani başında bir işler varsa bilmiyorum az sonra anlatacağız. Önce tespitlerimi söyleyeyim. Böyle tek düze konuşan bir adam yani sesi çok yükselmiyor, alçalmıyor, çok gülümsemiyor, hiddetlenmiyor yani poker surat derler o evet. tür insanlar. Ya kötü bir şey değil de bu arada ama ben tespitlerimi söyleyeyim. Üç tane şey vardı gazeteci. Tırnak içinde diyelim. Tayfun Bey'i biraz ayıralım. Diğer ikisinin gazeteciliği. Herkesin bildiği gazetecilik. Moderatör fena değildi. Kerim Şen miydi arkadaşın adı? Evet. Sanırım o eski o bir e, basın emekçisidir. Mesela kontra bir sorular falan oldu. Bir iki tane Tayfun Bey'in moderatör düzeltmeye falan çalıştı. O ara bir hafif böyle kaydığı şeyi. Şimdi, ya sinirlendi oradan. Ya, hafif bir sinirlenir gibi oldu. Ya şimdi Yalan bu kadar güzel söylenir bak. Yalanı söylemenin de şeyi var yani paketi var. Bir süslersiniz yani. Bu çok güzel süslüyor. İnanılmaz süslüyor. Benim bir şey ağrıma gitti, zoruma gitti ve üzüldüm. Çünkü onlar hepimizi ilgilendiren şeyler. Yani benim izlediğim o 45-50 dakikanın içinde ben 18 sefer ahlak dedi, 28 kere vicdan dedi. 38 kere etik olalım dedi. Bizim topluma karşı sorumluluklarımız var dedi. Çocuklarımız dedi gençler dedi. Birileri vurulur, ölür, Allah korusun dedi falan falan. Ya bunları söylerken de argümanların içinde ağız dolusu yalan var yani. İşte temiz şeyleri kirli ağız söylerse hiçbir değeri kalmaz. İnandırıcı olmaz. İnandırıcı olmaz ve bu güzel şeyleri de e, kirletirsiniz yani. O vicdan, ahlak, namus, dürüstlük, etik falan dediğiniz böyle sıralıyorsunuz ya bir nefeste. Ama kirli bir ağızla söylüyorsunuz. Yalandan elinden işte bir şeyler var dosyalar var falan biraz sonra belgeler açıklayacağım var gibi dedi. belgeler var dedi gibi o dedi duruyor. bu dedi. <laughs> Şimdi neresine düzeltelim? Yani onu tek tek başlasak hani şöyle hani durdur hani pozisyonu futbol eleştiriler yapıyorlar yani penaltı mıdır ofsa mı? yani. 3 saat falan sürer. Yani düzeltilecek bir yeri yok külliyen yalan. Külliyen yalan. Mesela hayretler içinde kalıyorum. Tahkikat komisyonu kurulsun diyor değil mi? Evet onu dedi. Kuralım abi. Mesela tahkikat komisyonunda ne çıkacak? Fenerbahçe son 13 yılda bir kere şampiyon olmuş ya. En son 2014. 2012, 2011 2013-2014. Son 10 yılda bir kere şampiyon olmuş. Rakibin senin o. Ne çıkacak bu tahkikat komisyonunda? Ya Bizi 2011'den Masak gelip inceledi. Bak şu anda biz Fenerbahçe Stadı'nda. Fenerbahçe TV'deyiz evet. değil mi yani? Buranın muhasebe bölümüne girildi. Aylarca bizi incelediler. 25 kuruşluk bir şey bulsalardı, bir tane sahte belge bulsalardı, bize ne yaparlardı? Sen kendini mi incelet kardeşim önce ya? Önce benden başlasınlar falan diyor. Telefonum diyor, incelesinler falan filan. Ben diyor kimseye aramadım falan diyor. E, Ahmet Çakar namusum üzerine, şerefim üzerine. İki kez Ertem Şener'i aradı Ertem diyor. Şener, kendi, Ertem Şener kendi söyledi ben aradı diye. Yani nasıl böyle bir yalanı gözünün içine baka baka söylersin insanların ya? WhatsApp grupları ne yapacağız? <laughs> Olacak iş değil ya. ya virgülünü ya daha doğrusu harf hatasını, kelime hatasını düzeltmeden tweet atanlar var. retweet yapıyorlar senin o ekibin. Karşımda diyor organize örgütlü bir güç var diyor bize karşı. Bak burada haklı biraz. Bak bir tane doğrusu var. Şimdi daha, daha önceki programlarda söyledik. Bu sene uzun süreler sonra bir birlik beraberlik var ama biz örgütlüyüz kalpten, yürekten. Benim burada ne işim var? İşimizi, gücümüzü, zamanımızı Fenerbahçe için hep feda ettik. Yine diyoruz. Bak burada bir mücadeleye girdik. Burada 3-4 tane programcı arkadaşlarımız var. Geçen yıllarda bu kadar çok değildi. Hepimiz gelip burada nefes tüketiyoruz. Yapacağız yani. Fenerbahçe için yaparız, yaptık, devam edeceğiz. Sosyal medyada inanılmaz bir Fenerbahçe haklarını Kenetlenme var. Kenetlenme var. Yani isimlerini şimdi bir çırpıda sayarım. Arada birkaç arkadaşımız unuturun, evet. ee, Şey olmasın ama e, bunu sezmişler. Bunu anladılar. Tribünler çok iyi. Tribünler. Her yerde mi? Hemen düzeldi. Mükemmel. İçeride dışarıda. İçeride dışarıda. Bu ha, şimdi bundan müthiş rahatsız olmuşlar. Ama biz birçoğumuz tanışırız. Birbirimizin telefonu falan yoktur. Erden Tümür anladın mı? Evet. Yani senin o sayın Erden Tümür sizin o kuyruğunu elinizde tuttuğunuz adamlar değiliz biz. Biz Fenerbahçeliyiz, kimseye kuyruğumuzu kaptırmayız. Kimsenin adamı olmayız, kimsenin ağzıyla konuşmayız. O Fenerbahçeli gözüküp o 3-5 tane şovmenin dışında tutuyorum. Yani onlar bu grubun içinde yok. Onlar kendilerine alınmasınlar. Onlar değil bizim söylediklerimiz. Yani tek tek isim söylemeyeyim diye az önce beyan ettim. Dolayısıyla bundan rahatsız olmuşlar. Bu iyi bir şey. E onlar kaybedeceklerini anladılar Kay sanki. Evet. Öyle bir ruh haline girdiler. Kesinlikle. Dedim ya hani itirafçı olmadan önceki bir ruh hali var Erdem Timur'un. İlk defa öyle uzun ve dikkatli izledim. İşte ben hukukçuyum diyor. İşte iyi niyetten bahsediyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Ya arkadaş sen geçen sene Alen'i tehdit etmiş. Özür diledim diyor. Eyvallah özür diledin de yani özrün kabahatinden büyük derler yani. Yani özrün kabahatinden büyük iş budur. Tehdittir, şantajdır. Sen bunu yaptın. Belgeleri açıklamadın. Yalanlarına devam ettin o gün. İşte Koç Holding'de çalışıyor dedin. Adam emekli olmuş. 3 sene geçmiş. Üç buçuk sene. Evet. Üç buçuk sene. Ali Bey'e WhatsApp'tan mesaj görüntü attın dediler. Lale Hanım yalanladı. Evet. Ve o Hürriyet Gazetesi'ne çıkan hem Lale Orta'nın açıklaması hem başkanımız Ali Koç'un açıklamasına ilk tepki de Erden Timur'a yakın bir gazeteciden geldi. Hemen işte Hürriyet tarafsızlığını yitirmiştir. Gazetecilik Öyle. ilkelerini bir kenara bırakmıştır. Örgütlerde hani biz örgüttük. Hani örgüt öyle olur. Anında hürriyete tepki gösterdiler. Gösterdiler. Dedim ya kuyrukları tek elde ya. Tek elde. Kuyruk tek el. O yüzden e, şimdi Leyla Hanım'a iftira attı. E, bu Leyla Hanım'a Galatasaray türbinleri organize küfür etti. Küfür etti. Sen neredeydin o zaman vicdanlı, merhametli, ahlaklı? Nereden Timur? Neredeydin abi? Yoktu. Aramadım diyorsun basın mensuplarını aramışsın. WhatsApp grupları var abi. WhatsApp grupları var. Yani sen bizim zekamızla alay etme ya. Daha dün geldin sen bu spor alemine. Başarılı iş adamı olabilirsin. Genel kültürün olabilir. Dünyayı bilebilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Bunlar karışmayız. Ama futbol aleminde daha yenisin. Ama başarılısın onu söyleyeyim yani. Gelir gelmez o camianın bir organizasyon şekli vardır. İşte daha önce de söyledik. Yani Erden Timur'un yani beyanları işte elindeki notları karıştırdı. Yani evet. şeyse yani incir çekirdeğini doldurmayan şeyler. Beşiktaş ilgili bir şey söyledi herhalde bir maç hakemi. Hakem ben orada değildim demiş. Bu arada bilmiyorum Beşiktaş camiasından bir tepki geldi mi? Yani Onlardan bir sesi olmadı çünkü onlar da farkındalar. Aslında Erdem yani, Timur Timur'un hedefi Fenerbahçe ama belli işte, olmasın diye Beşiktaş'ı araya katıyor. Araya katıyor evet. ama Beşiktaşlar da bence sesini yükseltmesi lazım. Keşke, keşke. Yani, yani, yapmaları niye, lazım. Niye, niye bundan imtina ediyorlar onu ya bilmiyorum. Aynısını 3 Temmuz sürecinde de oldu. Onların da orada da oldu. Hani ben onlardan bir beklentim yok. Hani bizim yanımızda dursunlar da mücadele etsinler ama ya yani orada Beşiktaş'ı da e, işin içine kattı. Evet. Ya bir bir şey geldiyse de özür dilerim buradan. Ben görmedim, duymadım. Ya tabii atladıysak biz bilmiyoruz ama ben görmedim. Yani evet. şu ana kadar görmedim. Yani en azından programı e, erden kadar. Tümür, tekrar söylüyorum... ...o dedikleri vasıflardan herhangi birine sahipse... ...vicdan, merhamet, ahlak, iyi niyet, dürüstlük, etik... ...hemen yarın gider savcılar suç dürüstlüğüne bulunur. Ve elindeki belgeleri elindeki açıklar Elindeki belgeleri artık. verir. Aylar oldu. Ben itirafçım olacağım der. Şahit mi olacağım dersin. Suçlamalarım mı var dersin. Hemen başlatırsın kardeşim. Hemen başlat. Ya biz Ali Bey, senin başkanını... Defalarca televizyona çağırdı ya. Hiç cevap Çık, bile. Teraziye gelmiyormuşuz da. Gelmiyormuşlar da. Teraziye gelmeyen hile yaparmış. E, kaçan sizsiniz. Her şey o konuşalım. Değil evet mi? buyur abi, abi gel. Yani, her, yani, şimdi o yüzden... Gürcan Bey'in tespiti o şimdi ben onun hakkını yemeyeyim. Hakikaten Beşiktaş maçından önce çıkarak yine bir pozisyon aldılar. Bence o maçı garantilediler. Federasyonu ve hakemi etki altında bırakmak için. Aklıma gelirse daha söylerim sen ilavet evet. e, toplantıyla ilgili. Ben bir tabii örnek vereceğim. Orada Tayfun abi de benim eski müdürüm Tayfun Bayındır Milliyet Gazetesi'nin orada evet. güzel soruları vardı. Erden Timur'u sinirlendiren gerçek sorular, gerçekleri soruyor. <laughs> Sor, <sordu. gülüyor> yani sordu, gerçekleri söyledi. Tabii yine Milliyet'ten Mustafa Anıklı. ben yıllarca beraber çalıştım. Onun internet sitesinde yazdığı bir yazı var. Sorular var daha doğrusu. Oku istersen onu seyircilerimiz... Yani ilk soruyu okuyayım burada. Hakim transferi öncesinde Al sakatlığına gerekçe göstererek oyuncudan vazgeçmişti. Siz mi haklısınız onlar mı mesela? Ve Hakim sakat şu an. Evet. Mesela Icardi'yi 750 bin euro oynattığını söylemiştiniz. Ancak sermaye artırımı ile ilgili izahnamede Paris Saint Germain'e fatura kestiğiniz belirtiliyor. Fransızlardan parayı alıp siz vermediniz mi? Vergiyi hiç dillendirmiyoruz ama böyle bir yüksek meblanın vergisini kim ödedi? Yani çok net sorular. Üçüncü soruda da yine Riva büyük geliri getirdi ama gitti. Meclis'e ürün getirisi yüksekti gitti. Florya'nın da inşaat sonrası satılacağı belirtiliyor. Elde ne kaldı? Evet. Yine e, sorular. Hemen e, dördüncü soruyu da dile getireyim. Divan kurulunda sizin söylediğiniz 218 milyon euroluk gelirin bilançolarda görünmediği ısrarla söylendi. Bilanço dışındaki gelirler hangi kalemde? Evet az önce söyledim. Bir üye de çıkmış evet. eleştirmiş yani. Bozuk diyor bizim bilançomuz. Sağıyla solu tutmuyor. Üstüyle altı tutmuyor diyor. Yani bu devletin az önce söyledim ve 218 milyon euro çok yüksek evet, diyebilirim. Yani vergi denetmeni yok mu ya? Müfettişi yok mu? Ya biz Ahmet gönderin Galatasaray kulübü incelesinler. Konusu Icardi konusu var, çift sözleşmeler var. Söyledik daha önceki programlarda. Ya bir kişi gitmez mi? Ya işte bizi masak inceledi ya. Yani e, bu beyefendi ne anlatıyor Allah aşkına ya? Ya yine o Riva konusu, Mecidiyeköy Ustad konusu, Florya'daki inşaat yani o gelirler de gidiyor diyor. Ne var diyor elde şu anda? Ama bu kadar nasıl harcamalar, neler harcamalar, oluyor? Evet, nereden geliyor bu değirmenin suyu? Çok enteresan sorular. Ya mesela Yusuf Kenan Çalı'nın da Aspor'da evet, benzer o da soruları vardı. Evet, çok güzel tespitleri evet. varmış. İnşallah Yusuf Kenan Çalı Aspor'da görmeye devam ederiz yani. Ben, ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum İnşallah aslında. olmaz. Ee, İnşallah olmaz. Bir yayın da oldu. Yani yine Ahmet Çakar'ın namusun ve şerim film üzerine dedi yani. Ertem Şener iki kere aradı dedi. Namusunu ve i̇şte, Şeref'in evet, Evet, namus ortaya. ve şeref ucuz olmaması lazım. Değil yani mi? burada bir sıkıntı var ya ama ya dersin ya benim de bugüne kadar hatalarım oldu falan diyerek başlarsın mesela. Pür pak kabul ediyorlar kendilerini. Tahkikat komisyonu kurulsun diyor. Hangi ETS kayıtları kardeşim? 13 yılda bir kere şampiyon olmuş bir camiye var karşınızda ya. Her yerde doğuruyorsunuz. Sahada doğuruyorsunuz, saha dışında doğuruyorsunuz. Ama bak şimdi Erdem Timur dedim ya. Daha önce de konuştuk. Şimdi Fenerbahçe camiası artık hesabı takımdan yönetiminden sormaz onu uyandılar. Dediler ki yani bu takım tamam, sağ içi tamam. Yani bir daha bu tribünler dönüp başkanla istifa demez, hocasına oyuncusunu istifa demez, oyuncusunu ıslıklamaz. Benim hakkımı kim yiyor der, ondan hesap sorar. Mehmet Büyük hesap sorar. MHK'dan hesap sorar. Çıkıp böyle yalan yanlış beyanlarda bulunan rakip takımın yöneticilerinden hesap sorar. Yani hesabı biz dışarıda arayacağız yani. Onun farkına varmışlar. Biz artık içimizde Dediğim gibi uzun süre sonra bir parçalı pozisyondan bir birlik beraberliğe geçtik. Biraz daha eksiklerimiz var. Ben buradan hafta içi de birkaç eski yönetici görüşmem oldu, denk geldik falan. Onlara da yüz yüze söyledim. Ben eski Fenerbahçe'de görev almış yöneticileri Başka. maçlara davet ed davet ediyorum. Yani gelmelerini istiyorum görüntü vermelerini istiyorum. Yani bizim birlik beraberliğimizin onlara karşı daha da güçlü olduğunu göstermemiz lazım. Eski hocalarımız da orada. Eski evet eski teknik direktörlerimiz olur. Hatta deplasmanlara gidilmesi gerekiyor. Yani o tribünde o, o görüntünün verilmesi lazım. Biraz daha bunu arttırmalıyız. Eski başkanlarımıza da tabii ki aynı çağrımızı yapalım. Ya çok alakasız kalacak mı Ahmet abi bilmiyorum da dün Galatasaray röportajında şeyde Azvel maçında da Panitinaikos maçında taraftar direkt sahanın içinde oyuna müdahale etti gibi bir açıklaması oldu. Yani taraftarın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bu sezon futbolda zaten taraftar müthiş bir seviyeye çıktı. Eski Kesinlikle. günlerdeki, gibi hem şampiyonluk yıllarındaki hem... gibi. Yani şu anda o kenetlenmeyi korumak her şeyden önemli bence. Yani 3 puandan da önemli. O kenetlenmeyi korursak sezon sonunda Kesinlikle. müthiş bir hava yakalayacak. Kesinlikle. Tekrar söylüyorum. Ben hani kötüyü söylemem ama empati yapmam. Yani kötüyü çağırmam öyle ama o laf çok güzel laf. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe için ilk puan kaybedilen hafta başlayacak. Orada işte taraftar ha, Orada işte. taraftarımız, hocamız, başkanımız hemen devreye gireceğiz. Hemen, hemen. Çünkü kırılganlığımız var bizim yani. Tam düzelmemiş olabiliriz. Bilemiyorum. İnşallah değildir. onu çok çabuk atlatmamız lazım. O pozisyona gelirsek. Uzun süre gelmeyelim inşallah. Hiç olmasın. İnşallah. Ayrı konu. Ama Olma ihtimali hep tabii ki var. Futbol bu. İşte o zaman bizim göstereceğimiz reaksiyon çok önemli. Ya o kırılganlığı ve, ben attığımızı düşünüyorum bence, aslında. Ben de attığımı düşünüyorum ve ben her ihtimale karşı bunu söylüyorum. Ve onu da e, eski günlere, eski yıllara benzemeyen bir şekilde atlatacağımızdan eminim. Ya çünkü neden atlattığımızı düşünüyorum kırılganlığı. Artık taraftar direkt oyunun içinde. Yani eskiden kendi takımımızla uğraşıyorduk maalesef. Onu diyorum. <laughs> Ama artık yok öyle şey. Yok. Hakem hata yapıyorsa o hakeme en güzel şekilde Bravo. cevabını veriyor Bravo. tribünden. Bravo. Ya da rakip oyuncu bir yanlış yaptığında, kasti yanlış yaptığında onu yapıyor. Şimdi e, tabii biz burada bu programı yapacağız bitecek. Ama bu zihniyetle mücadele başta Sayın Başkan ve yönetim kurulunun işi. Bununla ilgili işleri sıkı tutmaları lazım. Yani Ankara'yla, İstanbul'la, MHK'yla, federasyonla merkez hakem kuruluyla PFDK'yla işleri sıkı tutmaları lazım. Yani bunların gölgesi olmamız lazım. Bu sene ama Sözcü TV'de başkanımızın verdiği röportajda da açıklamalarda da ben onu gördüm. Bir sakinliği var ama o sakinlik güven veren bir sakinlik sanki. Zaten rahatsızlık Erdem Bey'deki rahatsızlık biraz onlardan. Ali Bey'in o evet, çok bilgiye, sakin bilgiye dayalı ve yani sakin sakin Kendine bilgiye dayalı o şeyler. Hani bunlar artık ifşa oldular. Yani açığa çıktılar. Bunu nasıl, hangi diğer metotlarla örtebiliriz? Bu krizi nasıl yaratabiliriz? Yani sonuçta bizde amaç bir kriz yaratmak. Sağ içinde olmayacağı belli oldu. Bunu sağ dışına taşımak istiyorlar. İşte tahkikat komisyonu, işte lafı, işte etik kurullar falan filan. Git etik kurula sen ifade ver kardeşim. Elini konu bağlayan mı var? Bir telaş var sanki. Var, Panik var, hali var. Var kesin var. Kesin Bizim var. o panik halini işte kendimiz içimizde sakin kalarak başkanımızın açıklamaları güzel bir örnek, taraftarlarımızın yakaladığı hava güzel bir örnek, takımımızın İsmail Hoca'nın özellikle yakaladığı hava güzel bir örnek. Bu sakinliği korumak lazım galiba. Kesinlikle. Biz sakin kalalım artık. Çünkü geçmiş senelerde çok bizde de panik hali vardı. Vardı vardı. Biz Çok çabuk basarız bu tona. Onu evet. ben birkaç konuşmamda söyledim. Bizim o zaafımızda biliyorlar. Yani hafif bir delik açıp. Oradan e, yani oraya bir kötü mikrop etmek enjekte etmek istiyorlar. Ona izin vermeyiz. Dediğim gibi ben sezon başında da söylemiştim bir programda. Bu sene safları sıklaştırma zamanı. Bu safta herkesin durması lazım. Eski yönetici, eski futbolcu, eski teknik direktörümüz, kulübümüzün sembol isimleri. Yani siyasetçi. Şey evet, başı. siyasetçisi, sanatçısı. Bak onlara da çağrı yapıyorum yani. Yani o şeref türbününü, normal türbünleri doldurmak lazım yani. Var onların içinde devamlı olanlar var. Ondan hakkını yemeyelim. Ama yetmez. Yani bu bu sene Fenerbahçe sadece kendi şampiyonluğunu değil, Türkiye'deki 30 yıla yaklaşan bir zinciri kıracak. İnşallah Türk futbolunu çıkarım. bu esaretten az önce milli takımı konuşurken söyledik. Türk futbolunu bu şımarık camianın zincirinden kurtaracak. Ya o şampiyonluk işte o yüzden evet, çok, çok önemli. Evet çok şeye bedel. Sadece ilave bir sayı değil, sayı olmayacak bu. Hakikaten çok önemli bu seneki. Ya yani o zaman şimdiden atalım başlığı. Bir şampiyonluktan fazlası diye. Bence çok fazla <gülüyor> olacak. <gülüyor> o yüzden <laughs> biz en sonunda taraftarız, türbüncüyüz. Orada görevimizi çok iyi yapacağız. Geri kalan da İsmail Hoca saha içinde. Başkanımız ve yöneticilerimiz de saha dışında inşallah Hiçbir endişeye mahal olmadan yerine getirecekler. İnşallah bu hafta da Hatay maçı ile serimiz de devam edecek. İnşallah. Galibiyet serimiz. Zaten Perşembe'de onu konuşuruz önümüzdeki hafta da Lüdagöre maçı olacak yine Kadıköy'de konferans liginde. Bu seriler inşallah devam eder. Devam eder. Biz de programımızın sonuna geldik Ahmet abi ağzınıza sağlık. Güzel bir program sayende. oldu. Önümüzdeki hafta inşallah yine Görüş. Hatay galibiyetini konuşuruz burada. İnşallah. Potada Galatasaray derbisinin galibiyetini konuşuruz. Şimdiden tek tek, tek tek teşekkür ediyorum ben. Sağ ol. Ağzınıza ben de sana sağlık. Teşekkür ederim. Evet Yaşa Fenerbahçe programının bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta inşallah burada galibiyetlerimizi konuşarak karşınızda olacak olacağız. Şimdilik hoşçakalın.